Sayın seyirciler, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de daha önceki insanların hallerinden bize çeşitli örnekler vermektedir. Tarihte yaşamış milletlerin başlarına gelen olaylar ve bu olaylardan çıkarılması icap eden dersler bize hatırlatılmıştır. İşte müminlere, inanan kimselere ibret ve ders olsun diye Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de daha önceki ayet-i kerimelerde de ele alındığı üzere Beni İsrail dediğimiz İsrail oğullarının hayatlarından ve başlarına gelenlerden bize bir takım örnekler zikretmiştir Cenab-ı Hak. Bu ayeti kerimelerden geçen dersimizde işlediğimiz ayeti kerimede Cenab-ı Hak İsrail oğullarına ihsan ettiği nimetlerini hatırlatmış, onların bu nimetlerin kadrini kıymetini bilmelerini onlardan istemiştir Cenab-ı Hak ve sonra ayet-i kerimede Cenab-ı Zülcelal Hazretleri İsrailoğullarına hiçbir kimsenin diğerine fayda veremeyeceği dehşetli bir kıyamet gününden bahsetmiş. Bu hesap gününe hazırlanmaları icap ettiğini onlara hatırlatmıştır Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Onun akabinde de işte bugün işleyeceğimiz ayet-i kerimede Cenab-ı Hak yine İsrail oğullarına kendilerinin içinde bulundukları sıkıntılı ve meşakkatli durumlardan nasıl halas edildiklerini, nasıl kurtarıldıklarını onlara hatırlatmıştır. Estağinzu billah, bismillah ve izne ceyna min alifir auna, yeshumunekum su al-azabi, yudbipouna ve istahyun a ve fi zalikum balaum min Rabbikum azim. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede hani biz sizi Firavun ailesinden nasıl kurtarmıştık? Sizi halas etmiştik. O Firavun ki sizin çocuklarınızı, erkek çocuklarınızı boğazlıyor, kız çocuklarınızı da kendisine hizmet ettirmek maksadıyla köle olarak kullanmak gayesiyle hayatta bırakıyordu onun bu yaptığı işte bu davranışında sizin için fevkalade büyük bir imtihan vardı buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayet-i Kerime'de geçen necca yünecci fiili necceyna fiili necat kökünden gelmektedir ve kurtarmak manasına gelir. Halas etmek ve bir kimseyi felaha erdirmek manasına gelir. Dolayısıyla ayet-i kerimedeki bu kelime ile Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Beni İsrail'e biz sizi Firavun alinden yani onun etrafındaki insanlardan beraberinde bulunan kimselerden sizi kurtarmıştık buyuruyor Cenab-ı Hak. Firavun tabiri aslında belli bir şahsın özel ismi değildir. Firavun bir kraliyet ünvanıdır Mısır'da. Mısır'da yaşayan krallara hükümran olan krallara verilen bir ünvandır, isimdir. Nasıl ki İran'da yaşayan Sasani hükümdarlarına Kisra, Bizans'ta yaşayanlara Kayser, Habeşistan'da yaşayan krallara da Necaşi tabiri ünvanı veriliyorsa, Mısır'daki krallara da bir süre Firavun ismi verilmiştir. Dolayısıyla bu e, isim bir ünvan ismidir. Her birinin kendisinin ayrıca özel isimleri vardır. Yani Musa aleyhisselam zamanındaki Firavun'un ismi değişiktir. Yusuf aleyhisselam zamanındaki Firavun'un ismi yine başkadır. Bu bakımdan e, bunu bir ünvan olarak kabul etmek icap eder. Cenab-ı Zülcelal hazretleri zaman zaman onların insanlara sağladıkları tahakküm, baskı, ve zulmün şiddetini çeşitli örneklerle anlatmış. Hususiyle Musa aleyhisselam zamanında yaşayan Firavun'un Allah'ın kendisine tanıdığı imkanları nasıl bir bebürlenme, nasıl bir kibir ve gurur vasıtası olarak kullandığını, nasıl bir zulüm ve tasaddi aracı olarak bundan istifade ettiğini Cenab-ı Hak çeşitli örneklerle bize bildirmiştir. İşte bu zalim ve hunhar insanlara acımayan gaddar firavunun elinden biz sizi kurtarmıştık buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu büyük bir nimettir elbette ki. Öyle değil mi? Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bir kimseyi inim inim inleten, onu sıkıntılar ve meşakkatler içinde bunaltan bir kimsenin elinden kurtarsa, halas ise bundan daha büyük nimet olur mu aziz müminler? Do dolayısıyla bunu takdir etmek icap eder. Bunu hatırlatıyor Cenab-ı Hak işte İsrailoğullarına. Biz sizi kurtarmıştık diyor. Sizin çocuklarınızı boğazlıyordu. Diri diri öldürüyordu. Firavun vaktiyle zaman içerisinde saltanatının elden gideceğini vehmederek gördüğü bir rüya üzerine erkek çocuklarını tamamen yok etmeyi hedeflemişti. Ve bu suretle adeta Musa aleyhisselamın geleceğinden kuşkulanarak saltanatının elden gitmesi korkusuyla büyük bir dehşete ümitsizliğe kapılmıştı. Bunun içinde Yahudilerden, İsrail oğullarından ne kadar erkek çocuk doğarsa onları katlediyor, öldürtüyordu. İşte bu suretle sizin kız çocuklarınızı diri bırakıyordu ama. Bu da sizin için haddi zatında bir nimet değildi. Aslında bu da sizin için bir ihsan değildi. Çünkü çocuk kız çocuklarını hayatta bırakmış olması ileride onları köle olarak, hizmetçi olarak kullanabilmek gayesine matuftu. Bu maksatla onları diri bırakıyordu. Onun için bunda da sizin için büyük bir sıkıntı, bir mihnet söz konusuydu buyuruyor Cenab-ı Hak ve iz farakna <laughs> bikumul bahra ve agrakna ale ve entum Cenab-ı Zülcelal Hazretleri yine müteakip ayeti kerimede buyuruyor ki biz denizi yarmıştık buyuruyor Cenab-ı Hak. Denizi açmıştık adeta. Kızıl Deniz açılmış, yarılmıştı ve o deniz içerisinde İsrail oğullarını dehşetle kovalayan Firavun ordusundan onların halas olması kurtulabilmeleri için ancak denizin içine dalmaları icap ediyordu. Cenab-ı Hak denizde onlara bir yürüyecek yol halk etti, meydana getirdi. Denizin açmasını Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Ve iz ferakna bikumul bahra. Size denizi açmıştık buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve agrakna ve enceynakum. sizi kurtardık. Sizi Firavun'un tasallutundan, hücumundan, onun elinde helak olmaktan sizi kurtardık. Ve ağrakna ale firavne ve entüm tanzurun. Sizin gözünüzün önünde Firavun'u ordusuyla birlikte boğduk, denizin içerisine gömdük buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte buradan anlaşılıyor ki Cenab-ı Zülcelal Hazretleri zalim kimselere Allah'ın verdiği kudretle, Cenab-ı Hakk'ın tanıdığı imkanla insanlara gaddarlık eden kimselere zaman zaman onlara bir takım acı akıbetler tattırmakta, onları son derece üzücü durumlarla karşı karşıya bırakmaktadır. İşte Firavun da Musa Aleyhisselam ve etrafındakileri katletmek, onları mahvetmek maksadıyla peşine düşmüş tam onları yakalayacağı sırada denize girerek denizde Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle dalgalar üzerlerine kapanmak suretiyle boğulmuş ve orada helak olmuştu Cenab-ı Hak. İşte siz bu vaziyeti gördünüz buyuruyor Cenab-ı Hak. İsrailoğullarına size bu mucizeyi gösterdim buyuruyor Cenab-ı Hak. Kudretimi, azametimi, büyüklüğümü ispat ettim. Bütün bunlar sizin gözünüzün önünde cereyan etti. Bunu hepiniz gördünüz ve hepiniz müşahede ettiniz. O halde niçin bu gördüğünüz nimetleri unutarak gaflete düşüyorsunuz? Neden nankörlük ediyorsunuz? Küfranın nimette bulunuyorsunuz diye onları Cenab-ı Hak ikaz ediyor. İşte insanoğlu bu gibi durumları hiçbir zaman unutmama ve bunları iyi değerlendirerek hareket etme durumundadır. Bu şekilde hareket ettiği takdirde insan Cenab-ı Zülcelal Hazretleri karşısında vereceği hesaba kendisini daha iyi hazırlamış olur. İşte ayet-i kerimede Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Ve izve'adne Musa 40 leyleten thummet tehassumun min ba'dihi ve entum salimun. Daha sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz Musa aleyhisselama bu musibetten kurtulduktan sonra emirlerimizi göndermek üzere 40 günlük bir vade verdik. 40 gün zarfında emirlerimizi telakki edebilecek, emirlerimizi alıp öğrenebilecek bir ruh haletine kavuşabilmesi için ona bir mühlet verdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Kendisini hazırlaması maksadıyla ve bu 40 günlük süre içerisinde Tabi burada leyle tabiri geçiyor aslında gündüzler gece yarısından itibaren başladığı için burada gece değil tabiatıyla bütün bir gün kastedilmektedir diyor müfessirler. Bu bakımdan 40 gece tabiri 40 günlük bir süre verildiğini ifade etmektedir. İşte sonra siz bu ki size verilen süre Musa Aleyhisselam'a tanınan 40 günlük vade içerisinde Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin bunca nimetlerini unutarak ihsanlarından gafil kalarak tuttunuz bir buzayı kendinize ilah olarak benimsediniz. Onu putlaştırarak ona tapınmaya başladınız. ثُمَّتْ تَخَزْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ buyuruyor Cenab-ı Sonra siz onu bu zayı kendinize ilah kabul ettiniz. Sümmet tehazümün icle ilahen demek. İttihaz etmek, benimsemek manasına. Yani bu zayı kendiniz için ilah olarak benimsediniz. Çok aciz bir varlığa uluhiyet, tanrılık vasfı vermek suretiyle Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin yolundan ayrıldınız mabudun bil hak olan Allahü Teala'yı bırakarak aciz varlıklara kulluk etmeye kalkıştınız buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bu yaptığınız şeyle siz zulme uğramış oldunuz. Zulüm işlemiş oldunuz. Yani haksızlık ettiniz. Yanlış bir iş yapmış oldunuz buyuruyor Cenab-ı Zülcan Hazretleri. Cenab-ı Hak cümlemizi yanlış işler işlemekten hatalı davranışlara girmekten muhafaza buyursun aziz